Bugünün hem Beşiktaş maçında hem Fenerbahçe maçında bazı pozisyonları var. Çok da e, sosyal medyadan da baktım. E, bayağı bir konu da oldu. Önce sıcağı sıcağına Fenerbahçe maçındaki e, pozisyonları hocaya soralım. Ardından e, Beşiktaş-Sivas maçında bir iki pozisyon var. Onları da sorarız. Ankara gücü Fenerbahçe maçından gelsin. E, hemen maçın ilk bölümünde 7. dakikada. Ee, hücum baskısı yapan Jacko Merçetin'den topu kaptıktan sonra Kendine yapılan faul nedeniyle yerde kaldı Hakem sarı kart gösterdi Merçetin'e Baliz gol şansı olduğunu düşündü Fenerbahçeliler ve kırmızı kart Bekledi hocam Devre arasında da konuştuğumuz pozisyon Daha maçın hemen başı ee, Hemen ceza sahası e, Sağ çaprazından Doğru idi Arda kardeşler gitti. E, nasıl söyleyeyim? Fenerbahçe'yle o hareket pozisyonu gibi. Hareket yapıldığı zaman durdurursanız ben size söyleyeyim. Dur burada. Geri gel. Burada hareket yapıyor. Evet. Topu Fenerli oyuncu biraz vuruyor. Çok açık değil. Burada indirmezse topu alıp dönecek. Bir Fenerli daha var orada. Orada bir Fenerli daha var. Bu iki Ankara güçlü buna yetişebilir mi? Biraz daha git. Hocam sabaha kadar tartışırım. Evet. Kırmızı da verse bir şey diye Aynı şekilde Niye hocam. Niye biliyor musun? Çünkü. O faal yapılmasa çünkü, bu tarafa çünkü dönüyor adam. Oyuncu, top oraya gidiyor. Topu, müdahaleden hani, de oraya gidiyor. Top atılır da. Top seker, uzağa gider. Oyuncu da onu almak için peşinden gider. Onu alıp dönmesi mesafe söyler Ama Fenerbahçe'li oyuncu topa vuruyor. Topa hafif vuruyor. Topa hafif vuruyor ama topu mecburi böyle vuruyor. Ankara güçlü oyuncu onu indiriyor. Ama Fenerbahçeli oyuncu bir iki metre sonra topu alıp buraya döndüğü zaman Kaleye Ankara doğru. güçlü topçularla mesafesi çok farklı olacak. Ve bir Fenerli oyuncu daha var. Bana göre kırmızıya daha yak yorum olarak. Evet. Bana göre. Pilottan bakınca yorum yani. kararı bu zaten. Bu yorum. Aa sarı da verse bir şey diyemem. Hakem ısrarla topun gittiğini söyledi ama top hızlı gitmiyor. Bak burada yön önemli, topun şiddeti önemli. Topun sürati önemli. Yön önemli. Top sekse de 10 metre ileriye düşse onu yakalayıp döneceksen o bir mesafe. Sen topu oraya gidip yakalayıp dönene kadar Buradan Ankara güçlü futbolcular gelip kapatabilirler. Ama burada öyle değil. Burada Fenerli oyuncu topu dürtüyor aşağı iniyor. Çünkü Fenerli oyuncu o topu dürttükten sonra dönüp buradan kestirme kaleye gidecek. Buradan kestirme kaleye gittiği zaman Fenerli oyuncu buradan ceza alanına girerken Ankara güçlü futbolcular zorlanırlar. Evet hocam çok yani yorum pozisyonu Yorum açık bu. pozisyon. Ee, burada var da biraz müdahale edemez sanki değil mi? Yani bir ben olsam bardan etmem evet, hakeme bırakırım. Çünkü, Hakem biraz pozisyona uzak kaldı. Yalnız biraz he, onu söyleyeceğim. Hakem niye uzak çaplaz, kalmış? Geride kaldı. Hakem niye uzak kalmış? Ankara güçlü futbolcular oyuna çıkarken kaptırılan bir Doğru. Tur. Öyle olunca defans da açılmış. Yani orada ikinci bir olay var. Hakem de hücuma başlayacak diye çıkınca uzak kalmış. Hakem biraz daha yakın olsaydı farklı bir karar verebilirdi. Yani biraz daha pozisyonu süzebilecek konumda olsa. Pozisyonda olsaydı. Tam süzememiş burada pozisyonu. Evet. Varda hakeme bırakmış. Ayağını şurada düşüyor bak burada. Düşmesi burada indirmese koyacak. burada alıp ceza sahasına mesafesi hocam, hocam 8 be, metre 7 metre. O kadar en fazla. Ve ceza alanında kaleciyle karşı karşıyasın. Ve bir de Fenerli oyuncu geliyor evet. geriden. Ankara yani, güçlü gelmiyor. Yayın orada da, bana, da Fenerli var. Bana kırmızı kart daha yakın gibi geliyor. Ama yorum açık pozisyon. Sarı da verse bir şey diyemem ama. Sarı bana verdi bırak. ama biraz ikinci pozisyon. Hocam var. oyuncunun şekli, kaleye mesafesi, topun gittiği yön, futbolcunun gittiği yön, topun şiddeti. Bunların hepsine bakacaksın. Evet. Burada hakem yorumunu e, sarı kart yönünde yaptı. Evet. Ama Erman Hoca diyor ki ben kırmızıya daha yakınım. Evet, bir sonraki pozisyon gelsin. Bunu da ver bana e, Tolga. E, 67. dakikada Fred bir ikili mücadelede, ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmıştı. E, Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem devam dedi hocam. 67. dakikada Fred'in yerde kaldığı pozisyonu Şimdi göreceğiz. Bu nasıl kaçırıyor? He bak biraz. şurada. Bu hocam. Geç. Hoca geç dedi bunu. Geç. Öyle ben Bir başka he. açısı var mı? Dokunur dokunmaz gidiyor. Bir de şuradan bak hocam. Geç. Geç dedi hocam. Hocayı tatmin etmedi. Bir pozisyonda ağlayacaktı. 90. dakikada Hanusek, Osay Samuel müdahalesiyle yerde kalıyor. Bu, Ankara gibi bir şey var bekledi. böyle son iç yerinde. bir mu? bakalım. Ha, şu pozisyon. Geç. Buna da geç dedi hoca. 90'da Arda kardeşler. Hikaye. Biraz daha yakın gibi buna. Oyuncu da vuramamış zaten ya. Vurmak istemiş. Boşa vurmuş ayağını. Geç. Tamam buna da geç dedi hoca. Dolayısıyla burada bir tek. Yani belki e, maçın başındaki o pozisyona ilişkin bir e, soru işareti olabilir. O da bir yorum kararı. Hoca biraz daha kırmızıya yakınım dedi. Beşiktaş maçında he, şey pozisyonu, Jetson'un pozisyonu mu? Ona Sivaslılar bayağı bir o pozisyona e, etmişler hocam Sivas tarafı. Bir bakalım o pozisyona da bir bakalım. Ee, Mesela, Beşiktaş, deminki pozisyona ben Sivas bir geç pozisyona. Şey bak, bu demin şimdiki bu geç dediğim pozisyon. Fener'in aleyhine olsaydı ne olurdu? Yangın olurdu. İşte aradaki fark hocam. Yani Türkiye'deki bütün çözümler öyle. Yani büyüye olunca farklı, küçük olunca farklı. Evet, hocam. Bana göre geç. Ama Fener olunca geç de sana yangın. Veya Galatasaray'a. Jetson'a 38'de 1-0 öndeydi Beşiktaş. Bir sarı kart çıktı. Hmm. Şu açıyı da diğerini de bir kez daha bakalım. Buna Sivaslılar çok itiraz ettiler hocam. Maçtan sonra da bu bayağı gündeme geldi. Hoca da hatta bu pozisyonu söyledi değil mi? Servet Hoca da bakalım. Yavaş hocam. oynat. Yavaş. Evet. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Devam et. Yavaş. Hocam burada Beşiktaşlı oyuncu kayarak geliyor. Topa müdahale etmek istiyor sağ ayağından. Fakat kontrolsüz şekilde öbür ayağı Sivaslı oyuncuya geliyor. Hı hı. Ya seni vereceksin ya kırmızı hangisini verirsin? İşte zaten mesele orada. Bir açısı daha var. Başka açıya Devam et. Hocam sarı Hocam ver. yan gelmiş ayağı yani. böyle şu şekilde değil hocam, şöyle sarı, yapıyor ayağını sarı, bak. Sarı veririm hocam. Yani Sivas sonucunda ayağı bükülünce biraz kırmızı istiyorlar ama değil. Adam iyi niyetle geliyor böyle vururken top evvel gidiyor ayağı da yandan geliyor. Sarı. Şöyle kötü niyetli olsa. Kırmızı kesin olmaz. Bu ayağını şöyle yapmaz olmaz, hocam. Kırmızı olmaz. Bak böyle geliyordu böyle yaptı ayağı. Evet. Olmaz kırmızı. Topuk yerde. Evet olmaz. Ee, ayağında şöyle yapıyor yani. Şöyle giderken şöyle yapıyor. Bence böyle kırmızı giderken olmaz. giderken böyle yapıyor. İyi olmaz. Ben de senin e, fikrine katılıyorum hocam. Diğer açıdan kırmızıya daha yakındım. Ama işte iki açı farklı. Tabii. Yani. Alakası yok. Şey evet. Burada burada sarı doğru olmuş hocam. Kayıyor. Zaten böyle kayınca böyle oluyor filan. Hayır. Sarı. Peki Peki artık eee uzunca bir yayın oldu bizim için. Hocam, Takım oyunu ekibi bekliyor. Hocam 9.45'lerden daha... kurtulduk mu? Ha, evet hocam. 9.45'lerden. Bir, bir maç kurtulduk. arasından sonra 20'ye gelecek maçlar. 9.45 yok 20. yani, değil mi? Yok. 21.45 evet, evet, yok hocam. 20, yani 20 olacak. Önce 20 olacak. Adım adım geriye doğru geleceğiz. 19'a geleceğiz inşallah. Hocam bu ne ya? Hocam bu saatte çocuklar hocam, saat uyuyor. Bundan sonra gözü Haftaya okullar da açılıyor. Hocam gözü bantlı filmler oynuyor bu saatten sonra. Yani. <laughs> Aman hocam. Hocam için tehlikeli saatlere girdik. Rütük e, satım haline girdiğimiz anlarda hemen topu e, takım oyununa doğru bırakalım biz. Şimdi ne var? Filenin edince aslanlarına, edince dişi aslanlarına demir var. E, Filenin dişi aslanlarını. Bir kez daha kadın voleybolcularımızı canı gönülden kutluyoruz. Var olsunlar sağ olsunlar Avrupa Şampiyonluğu Milletler Liginden sonra çok yakıştı. Biz Ceko'nun golleriyle veda edelim takım oyunu ekibi de otursun efendim. Yeni hafta sağlık başarı mutluluk getirsin. Hoşçakalın.